Bıçak Sırtı'na hepiniz hoş geldiniz. Memleketin en bıçak sırtı meselelerini konuşacağız. Bu akşam da çok saygın iki konuğum bizimle birlikte. Yeni Şafak gazetesi yazarı Cem Küçük. Hoş geldin. Hoş bulduk. AK Parti adayı milletvekili Mehmet Metin Ersiz'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başta Fransa'daki terör saldırısı olmak üzere içinden geçmekte olduğum sürecin bütün detaylarını bu akşam enine boyuna Bıçak Sırtı'nda değerlendireceğiz. Sizler de program boyunca Twitter üzerinden bize @ersoydere ya da @bıçaksırtı yazarak ulaşabilir. Soru, görüş, yorum, öneri ve eleştirilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Minicik bir ara verelim, onlardan Bıçak Sırtı başlasın. Bıçak Sırtı'na yeniden hoş geldiniz. Önce Fransa'yı konuşacağız tabii ağırlıklı olarak ve içinden geçmekte olduğumuz politik süreci de konuşacağız ama geçen hafta belki de hani politikacılar içerisinde, siyasetçiler içerisinde en çok konuşulan isimlerden biri Mehmet Metin Erdi. Zira hakkındaki tezvirat şu, sözüm ona yakınlarını torpille işe almayı Allah'ın ayetiyle savunduğu söylendi. Buna da hatta sözlü, görüntülü bir televizyon programı referans gösterildi. Hep beraber tabii izledik televizyon programının tamamını izleyenler ya da işte internette de hala var, bulup da izleme şansı olanlar zaten meselenin ne olduğunu anlayacaklardır. Orasını kesip burasını biçip ortaya bir şey koyanlar ama hazır Mehmet Metiner buradayken soralım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir kez daha. Yakınlarınızı işe aldırıyorsunuz, bir de bunu Allah'ın ayetiyle mi savunuyorsunuz Sayın Metiner? Yani dün zamanda canı kurusa kuru yasıca bir yazar var. O da yazmış. Ben de buradan kendisine, Türkiye toplumu karşısına sesleniyorum. Adıyaman orada. Bir tek akrabamı herhangi bir yere atamışsam, siyasi torpille devlet imkanlarını peşçek çekmişsem, ispatlamak zor değil Adıyaman orada. Gazetecilerini göndersinler. Bir tek akrabama. İspatlarlarsa paralel yapıyla mücadelemden asla vazgeçmem. Bu can Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu benden var olduğu sürece. Milletvekilliğinden istifa etmezsem namerdim. Eğer ispatlayamazlarsa onlar şerefsizdirler, adidirler, alçaktırlar, namussuzdurlar. Çıkıp Taksim'de eşek gibi anırlar mı? Hodri meydan. Bana sorulan soru şu. Ya akrabalarınızdan biri, dayınızın oğlu ilçe milli eğitim müdürü olmuş. Doğrudur dedim. Zaten şube müdürüydü. Adıyaman valimiz burada. İnşallah dinliyordur. Birisi merak edip de Adıyaman valisini aramıyor. Yani bunun tayini nasıl oldu? Mehmet Metiner mi girdi araya? Torpil mi yaptı? Dayımın oğlu dedikleri kişi kaç zamandan beridir 100 bin nüfusun üstündeki bir ilçede, Kahta ilçesinde şube müdürlüğü yapan, ehliyet ve liyakat sahibi bir insan. Ahlaken de mazbut bir insan. Sincik diye bir dağ ilçemiz var. Küçücük bir ilçe. Şehir nüfusu küçücük bir ilçe. Dayımın oğlu fedakarlık gösterip valilik görevlendirmesiyle oraya gitmeyi kabul ediyor. Kahta'dan gidiyor. Gecede tekrar geliyor. Torpil dedikleri bu. Ben bunu böyle açıkladıktan sonra başka bir şeye geçiyorum. Akraba siyaset ilişkisini anlatırken bu çok hassas bir şeydir diyorum. İki nedenden dolayı hassas bir şeydir. Birincisi siyasi torpil olayıyla ilgili söylemiyorum. Genel anlamda siyasetçilerle akraba ilişkisini anlatırken. Diyorum ki bir, sırf bir insan akrabandır diye ehliyet ve liyakat sahibi olmadığın halde onu bir yere taşıyorsan bu çok büyük bir haksızlıktır ve ahlaksızlıktır. Biz AK Parti'de bunu asla göz yumamayız. İki, ama sırf akrabandır diye ehliyet ve liyakat sahibi insanların dışlanması da onlara yapılan bir haksızlıktır. Ya kimse bir siyasetçiye olan akrabalık ilişkisinden dolayı da cezalandırılmamalı yani. Üstelik bunu teorik olarak söylüyorum. Bu çerçevede gene diyorum ki bakınız, akrabalarla siyasetçilerin ilişkilerini anlatırken ve de genel anlamda akrabalık ilişkisini anlatırken Cuma hutbesinde Nahl suresinin ilgili ayeti hep anlatılır. Adalete esas alın, akrabalarınıza iyilik edin. Yani sizin kendi fakir akrabanız varken bir başkasının fakirine zekat bile veremezsiniz yani. Önce kendi fakir akrabana bakacaksın, koruyup kollayacaksın. Allah da böyle emrediyor diyorum. Şimdi bu bağlamda söylediğim bir sözü getiriyor. Dayımın oğlunun benimle zinhar alakalı olmayan atamasıyla ilgili, görevlendirmesiyle ilgili şeye monte ediyor. Bak diyor ayetle siyasi torpili. Bir de devlet imkanlarını peşkeş çektiğimi söylüyor. Şimdi ben şu kanaate vardım. Bir iki açıklama yaptım ama nafile.
Ne söylerseniz söyleyin. Tabii tabii, yok. Çünkü bu paralel tetikçiler, paralel çakallar, çok affedersiniz, bir arslanı boğduracaklarını zannediyorlar. Merak etmesine, bizi susturamazlar. Ama mert olsunlar ya. İnsanın düşmanlığı da mert olmalı ya. Dostluklarında mert olmadılar. Ersoy dede. Sırtımızı bir döndük, arkalarında Mehmet abi, hançerini bugün, gördük. Dün onlardan bir tanesi bir muhabir, Amerika'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Psaki'ye bir Twitter'dan yazdı. Türkiye'yi ne zaman terör örgütlerine destek veren ülke olarak adlandırıp yer edeceksiniz diye. Psaki de şaşırdı, o da böyle bir şey yok dedi yani. Bak bunu, yani bir o paralel yapının çalışanı bunu söylüyor. Tabii. Yani ülkesini jurnalliyor adam. Ya bak mesela burada ben hepinizin huzurunda açıklama yaptım ya. Yarın aynı yayınlar devam edecek. Tabii orada. Çok da rahatsız değilim. Hayır, şey Twitter'dan devam ediyor zaten. Çok yani rahatsız değilim. İstediklerini söylesinler. Velev ki siyasi torpil bile olsa, ehliyet ve liyakat sahibi bir akrabamı bir yere önermemden daha doğal ne olabilir ya? Ama tabii, benim ayeti ona kılıf yaptığım iddiası büyük bir iftiradır. Ben o ayeti farklı bir bağlamda. Yani akrabalarınızı koruyun, kullanın. Diyarbakır Başkanımıza da ona alet etmeye çalışıyorum. Bir de Adıyaman'daki bütün yerel amirler bilirler, kurum amirleri bilirler. Hepsine söylemişim, akrabalarıma da. Çok sertim, şedidim bu konuda. Benim iznim, onayım olmadan herhangi biriniz hiçbir kamu kurumuna gitmeyeceksiniz. Kurum amirleriyle ilişkilenmeyeceksiniz. Elektrik faturası bile ödemeyeceksiniz. Yani benim kardeşim bile bir yere giderken benim iznim ve onayım. Ya bu kadar hassasım ben. Ben buradan o zaman gazetesinin muhabirine, bugün Hidayet Garaca'da açıklama yapmış. Kendisi cezaevinde olduğu için ona laf demeyeceğim. Ama hodri meydan diyorum. Ey paralel tetikçiler. Yalandan, iftiradan medet ummayın. Adıyaman taş orada. Adıyaman valisi de orada. Atanmasıyla, görevlendirmesiyle ilgili bilgi Adıyaman valisinden sorun. Elinizde Fuat Avni diye biri var. İki... Eğer ben, yani o valinin yapmış olduğu görevlendirmenin dışında, benim dahlimin dışındaki olayın dışında bir tek akrabamı siyasi torpille bir yere getirmişsem, devlet imkanlarını siyasi torpil kullanarak, gücümü kullanarak akrabalarıma peşkeş çekmişsem, bunu ispat ederlerse, istifa etmezsem namert, bu kadar mert ve dürüstüm. Ama bunun bir tekini ispat edemezlerse, Taksim'de eşek gibi anırmaya varlar mı yoklar mı? Hodri meydan. Peki. Meselenin özü anlaşılmış demektir. Sizi biraz dinlendirelim. Fransa ile devam edelim. Evet. Ne oldu şimdi Fransa'da durup dururken? Fransa'da ne oldu? Fransa'da işte Charlie Hebdo diye bir karikatür dergisine işte bir saldırı oldu ve 12 çalışan, masum çalışan öldürüldü. Önce bunu bir kınayalım. Yani hakikaten, yani bu eylemleri kim yaparsa yapsın, kimden gelirse gelsin, IŞİD, El-Kaide ya da herhangi bir grup, ama demeden bunu kınamak lazım. Bu yapılan da zulümdür o insanlara. Sebepsiz masum yere bu insanlar ölmüştür. Evet, bu dergi geçmişte Hazreti Muhammed'i karikatürize edip kötü göstermiştir. İslam'a açıkça saldırmıştır. Yaptıklarını onaylamak mümkün değil. Ama onlara eleştirmek, bu yöntemi savunmak doğru değil. Ne oldu? Şimdi birçok şey söylenebilir Fransa'da ne oldu, ne bitti ile alakalı olarak. Bir kere olayı analiz etmek lazım. Yani herkes bilgiyi biliyor. Paris'te ne oldu, ne bitti, arkası önüne bir sürü şey söylenebilir. Eğer bu iş Avrupa'da, özellikle Almanya'da başlayıp Almanya'nın bütün şehirlerinde kendisine yer gören Pegida hareketiyle beraber İslamofobiye yönelik bir hareketse, yani bu hareketle beraber eğer Avrupa'da böyle bir dalga yayılması isteniyorsa bu çok başarılı olmaz. Ama neye yarar? Örneğin Pegida başladığı zaman Köln, Hamburg, birçok şehirde buna karşı hareketler de çıktı. Özellikle Alman medyasından çok fazla olmasa da, çok dile getirilmese de Pegida'nın yanlış olduğu, ırkçılığın doğru olmadığı, İslamofobinin asla savunulamayacağı yönünde de bir sürü görüş ortaya çıktı. Hatta Angela Merkel bu Pegida'cıların kalbinde bunlarda vicdan yok, ön yargı var, soğukluk var gibi bir açıklama da yaptı. Yani bu Pegida hareketinin bir miktar şeyi düşmüştü. Yani eski gücü düşmüştü. Ama şimdi Paris'teki bu saldırıyla beraber 12 kişi ölünce, örneğin bir kısım insanda, başta da Almanya'da veya Avrupa'nın başka şehirlerindeki insanlarda, ya acaba bunlar da haklı mıymış, Pegida'cılar çok da haksız değilmiş gibi bir algı gelmiş olabilir. Bu bir.
Tabii eğer bu İslamofobik bir şeyse, bundan sonra başka Avrupa şehirlerinde de, özellikle Müslümanların yoğun yaşadığı İngiltere, Avusturya, işte Almanya gibi şehirlerde de eğer benzer bir saldırı falan olursa, bu demek ki burada başka bir şey, İslamofobik bir durum olduğu meselesini konuşabiliriz. Nitekim bugün işte koşer dükkanına yapılan o saldırı. Tamam, Adrese Teslim gibi sanki. Tabii Adrese Teslim. Yani başka dükkan kalmadı gibi. Evet. Koşer dükkanı. Koşer. Yahudilerin. Gibi. Yani bu hani. Bir de bu koşer biliyorsun, bizim gibi Müslümanlar gittiği zaman da genelde tabii, Avrupa'da tabii. Genelde hep o dükkanlara gidilir, yani o evet. Yerlere gidilir. Ama burada yani herkes söyledi, son derece profesyonel tetikçi, yani soğukkanlı, attığını vuruyor. Hiç acele etmiyor. Herhangi bir panik havası yok. Gidiyor, vuruyor. Ama bunları yaptıktan sonra da pasaportla arabada unutuyor. Ondan sonra da çıkarken Allahu Ekber diyor. Peygamberimizin intikamını aldık diye kart vizit de bırakıyor. Yani siz sakın zahmete düşmeyin, etmeyin. Bakın biz bunu yaptık, biz buyuz. 11 Eylül'de de biliyorsunuz. Evet. O demir kolonlar falan erimiş, yerle yeksan olmuş. Evet. Cenazelerin kemikleri bulunamamıştı ama pasaportlar yerlerdeydi. Evet. Yani. Aynen öyle. Şey, ya onlara bir şey olmamıştı. Yani bu bulunduyor. O zaman burada şimdi bir istihbarat örgütlerinin veya birden fazla istihbarat örgütünün bu işin içinde olduğu %100. Şimdi kim ne derse desin, efendim böyle işte komplo diyecekler, başka bir şey diyecekler. Bu işin içinde mutlaka bir veya birden fazla istihbarat örgütü var. O mesela AK-467 o silahlar, ağır silah. O silahları getirmek, ülkeye sokmak, almak öyle çok kolay iş değildir o. Ya tabii o nereden girdi bu? Diyelim ki soktun onu. Bir de sadece o da değil. Örneğin. O iki kişi bu eylemi yaptı ama onlara gözetleme, biliyorsun bütün istihbarat bu tür işlerde gözetleme, yön verme, talimat onlar da olur. O kişiler nerede? Ama en önemli sorulardan biri şu. Tabii Fransa'nın iç dış politikasını konuşacağız ama aynen 2013 Nisan ayında Boston patlamalarında olduğu gibi burada da yani o Boston patlamalarında biliyorsun iki tane Çeçen kardeş, biri öldürüldü, birini guatrından vurdular. Konuşamıyor o da şimdi. Hı. Ya İşte Usame Bin Laden yakalanabilirdi. Onu da vurup öldürdüler. Denize konuşurabilir. Attık. Denize attık. Bir yere attık dediler. Şimdi burada da Kouachi, evet. Kouachi kardeşleri, iki kardeşi bir matbaada Fransa, Paris'in güney kuzeyinde bir yerde sıkıştırıp orada öldürüyor. Ya şimdi bu Kouachi kardeşleri yakalasan, bunları sorgulasan, bunların Yemen El-Kaide'siyle mi bağlantısı var, IŞİD'le mi var, Somali'deki Eşşebap'la mı bağı var, hangi örgütle bağı var, bunları çıkarsan, bunlar kimden talimat almış? Bu silahları kim vermiş? Bütün bu resmi görmek varken bir vuruyorsun. Şimdi deniyor ki işte öldürülebilirdi. Yok yani bu adam zaten elinde bir silah var. Üzerindeki mermi sayısı belli. Diyelim ki 100 tane mermisi olsa bu adam 100 mermi sıkacaktır. Bu adamı sen canlı alabilirsin. Sonra sen Fransız istihbaratı dedin, Fransız komandosu dedin de herhangi biriydi ki bunlar Avrupa Birliği'nin, NATO'nun ordusu bu. Ve Fransa'da, Libya'da. İşte şu an IŞİD'e karşı verilen operasyonlarda en etkili ülkelerden biri durumunda Amerika ile beraber. Amerika, İngiltere, Fransa. Almanya o kadar girmiyor bu işlere. Var. Bunları yakalayıp öldürüyorsun. İşte hadi rehine krizindekini, o koşer dükkanındakini anlıyoruz. Rehineler var. Vuruyorsun. 4 tane rehine öldürüyorsun o esnada. Donald Rumsfeld, Amerika'nın eski savunma bakanı 2003 olayı olduğunda Irak ve Afganistan'a savaş ilan ettiklerinde savaşı biz kazanalım da kaç kişi ölürse ölsün diyordu. Hani Kol Adı Kılıç Balı diye filmde de bu çok iyi resmedilir. Şimdi burada da yani o kendi vatandaşını daha şey koruyamıyorsun. Avrupa Birliği'nin merkezinde, göbeğinde, Paris gibi bir yerde çok net bir şekilde bir kriz yaşanıyor. Bir OHAL var. Bir sıkı yönetim var. Ve ben bir de şununla bitireyim. Şimdi Descartes, Fransa'nın yetiştirdiği en büyük filozoflardan biri. Akılcı, rasyonelitenin babası. Yani eşyadan dimağdan eşyaya değil, eşyadan dimağa geçilir diyen adam. Yani sonuçlardan sebeplere, sebeplerden faillere değil. Olaya bakıp da sonuca gideceksin diyen adam. Ama daha birinci dakikada Fransa'da, Avrupa, özellikle İngiltere medyasında filan, birinci dakikada daha bu işi Müslümanlar yaptı, El-Kaide yaptı, IŞİD yaptı, 2008'de bunu yayınlamıştı, 2006'da bunu yayınlamıştı, 2012'de en son karikatür Hz. Muhammed'le ilgili, peygamberimizle ilgili yayınlanan 2012'de. Yani kaç sene? 3 sene mi beklemişler? Tamam IŞİD'le ilgili de bazı şeyleri var ama çok sorulması gereken soru var. Ama önümüzdeki günlerde Fransa'nın izleyeceği resmi politikalar içeride ve dışarıda bize bu işlerin ne olduğunu gösteriyor. Mesela bu işin daha Hollanda'nın özel görüntülerinin medya yansılması, Total CEO'sunun uçağının düşmesi filan daha çok konuyla konuşmak lazım. Peki Mehmet Metin abi.
bu İslam'a yönelik bir saldırı olarak algılandı ilk günden beri. Yani İslamcıların yapmış olduğu bir saldırıdan ziyade İslam'ı tehdit eden bir saldırı gibi. Doğru mu, katılır mısın? Doğrudur. Diyanet İşleri Başkanımız da açıkladılar. Doğrudan İslam'a yapılan, İslam algısına yapılmış bir suikasttır bu. Bunu çok net bir biçimde söylüyorum ama burada bir parantezi kapatmak için eksik bıraktığım bir şey aktarayım. Bir de bu mesele asla girmeyeceğim. Yani senin de bana soracağını hiç zannetmeden geldim. Ama asla bir daha bu konuya girmeyeceğim. Böyle küçük meselelerle uğraşacak kadar küçük ayet, değil. Ayet mesela. Mi söyleyeceksin? Hala mesele, bu kadar açıklama yapıyorsun. Hala birileri, üstelik de Diyanet'in içindeki cübbeli paralelciler hala metinlere bakın, Kur'an'a yaptığı iftirayı nasıl kamufle ediyor diye tweet olsun, atabiliyorlar. Olsun. Allah ıslah etsin. Yani konuşmanın bütününü dinlememiş. Ne dediğimi anlamıyor. Tahkik etmeden, ama siz, araştırmadan. Ama ne olursa olsun devam edecekler diye evet. Dediğiniz gibi oldu. Burada bitiriyorum. Bir daha bu meseleye asla girmeyeceğim. Hiçbir anladım. Yerde girmeyeceğim. Ama Fransa'daki saldırı bence çok iyi analiz edilmelidir. Birçok cepheden çok iyi analiz edilmelidir. Yani bir tertiptir, bir provokasyondur. İstihbarat örgütlerinin, büyük devletlerin, derin devletlerin, istihbarat örgütlerinin çok rafine bir operasyonudur bu. Fransa derin devletinin, istihbarat örgütünün gücünü herkes bilir. Böyle bir caddede yani böyle bir eylem koyacaksınız. Üstelik de aranan iki kardeş. Burada ben Fransız devletinin, derin devletinin dahli olduğu şeklindeki bir algının oluşmasına hiçbir şekilde katkıda bulunmak istemem ama bu çok profesyonel bir eyleme benziyor. Evet. Yani El-Kaide bağlantılı iki tane militanın tek başına yapabileceği bir eyleme benzemiyor. Mesela bugün Rusya'dan bir açıklama yapıldı. Bilmiyorum Cem, bu tür açıklamalar evet. Konusunda çok daha ilgili, bilgili. Bana da İsveç'ten demin bir dostum, bu meseleleri çok yakından takip eden bir gazeteci dostum mesajla iletti. Ona bakıyordum. Rusya'nın açıklaması şu, Paris saldırısının arkasında CIA var diye. İlginç bir yaklaşım. Yani IŞİD... Bu resmi açıklama Mehmet abi. Evet yani şu an... Amerikan Rusya devletinin resmi açıklaması mı? Rusya'dan yapılan bir açıklama diye de geldi. Evet. Ama İsveç basınına da bu açıklama düştü. Şimdi burada IŞİD'i çıkaran, ortaya çıkaran evet, faktörler çok iyi. Analistin yaptığı bir şeydi, değerlendirme. Mesela yarın ki... Oradan bakıldığı zaman öyle görünüyor anlamında. Şimdi yarınki yazımda bir takım analizler yaptım. Orada çok kısaca size paylaşayım. Birincisi... bu bir barbarlıktır. Bunu çok net bir biçimde koymamız lazım. Evet. Ama diye başlayan cümleler teröre mazeret oluşturan cümleler olmamalı. Anlamaya dönük amalar kurabilirsiniz, ancaklar diyebilirsiniz. Ama onlar böyle yaptılar, dolayısıyla da bunu hak ettiler biçimindeki amaların, ancakların arkasına yaslanarak yapılan açıklamalar İslam'la terörü iliştirmeye çalışan o algı operatörlerinin, algı manipülatörlerinin değirmenine su taşımak anlamına gelir. İslami camianın, Müslüman camianın bu tür bir anlayıştan hızla yakasını sıyırması gerekiyor. Hiçbir gerekçe, hiçbir haklı neden terörü meşrulaştırmaz. Bu konuda hemfikir olmamız lazım. İkincisi, bakınız Arap Baharı ile birlikte ne oldu? Şu oldu. AK Parti'nin temsil ettiği değerler Orta Doğu'da, Afrika'da, Libya, işte Mısır, sonrasında Suriye, hakim olmaya başladı. Yani Recep Tayyip Erdoğan liderliğini kabul eden yeni bir değerler dünyası, yeni rejimler, yeni devlet sistematikler ortaya çıkmaya başladı. Ne oldu? Kim bunun önünü kesti? İşte Libya'daki iç savaşı görüyorsunuz. Tunus'ta nasıl bir şey yaptıklarını görüyorsunuz. Yani Nahta'nın sistem dışı bırakılmasını sağlayamadılar ama çok da etkili pozisyonlara gelmesini önlediler. Halbuki Nahta hareketi İslam demokrasinin bağdaşabileceğini gösteren en anlamlı hareketlerden biri. Aslında IŞİD'in de panzehiri olan bir hareket. El-Kaide'nin de panzehiri olan bir hareket. Şimdi AK Parti IŞİD ideolojisinin, El-Kaide ideolojisinin panzehiri olan bir anlayışı temsil ediyor. İslam demokrasi işte falan ya yani demokrasi içerisinde İslami değerlerin muhafazasını öngören bir siyasal yaklaşım. Bu anlayış zaten Orta Doğu'da egemen olduğunda IŞİD varlık nedeni yitirir. El-Kaide ideolojisi varlık nedeni yitirir. El-Kaide'nin IŞİD'in beslendiği yer neresidir? İşte büyük devletlerin, emperyal devletlerin İslam ülkelerinde oluşturmuş olduğu vasattır. Nedir o vasat? Bir, diktatörleri
halkın başına getirdiler. Krallık kralları getirdiler ve halkı soyup soğana çevirdiler. Halkın değerlerini dejenere ettiler. Dolayısıyla halkıyla kendi devleti arasında derin köprüler oluşturdular. Ve sistematik bir zulüm politikasına yöneldiler. Yani Mısır'da bunu yaptılar, Suriye'de bunu yaptılar, Suudi Arabistan'da bunu yapıyorlar. Dolayısıyla o zulüm, işte Filistin'de İsrail terör devletini arkalayan bir Batı dünyası var. İsrail terör devletini arkalayan bir Amerika var. Şimdi genç kuşaklar bu emperyalist politikalara, sömürgeci politikalara, onların eliyle kendi ülkelerinde kendilerine zulmeden diktatör rejimlere karşı baş kaldırı için IŞİD ve El-Kaide örgütlerine akmaya başladı. Yani onlara duyduğu öfke, kini bu örgütler aracılığıyla dışa vurmaya çalıştı. Bu neye benziyor biliyor musun? PKK ortaya çıktığında en zayıf örgüttü, en cılız örgüttü. Yani o coğrafyayı, o bölgeyi bilenler bilirler bunu. Ama dağa çıktı, silahlar konuşmaya başladı. Bir süre sonra bütün irili ufaklı Kürt örgütleri kendilerini PKK'nın içine monte etmeye başladılar. Yani devlete, devletin politikalarına duydukları öfkeyi PKK'nın silahları üzerinden kusmaya başladılar. Ve PKK birdenbire devasa bir örgüte dönüştü. Sonra ne oldu? 90'lı yıllarda PKK ile mücadele adı altında bölge halkı cezalandırıldı. Sistematik işkenceler, faili meçhuller, baskılar, köy boşaltmaları. Yani 7-8 yaşındaki çocuğunun gözü önünde babasının sırtına bindiler. Anasına işkence yaptılar. O çocuk büyüdüğünde dağa çıktı. Yani devasa bir mağduriyet alanı oluşturuldu. O dönemin devlet yetkilileri tarafından, devletin bölgedeki tetikçileri, JITEM ve benzeri unsurlar. Dolayısıyla büyüdü. Aynı şeyi büyüten zemin IŞİD, El-Kaide sağlandı. Biz ısrarla o yüzden Suriye'deki rejimin değişmesini istedik. Ama Amerika, Avrupa dünyası şunu istediler. Tayyip Erdoğan liderliği büyüyor. İşte Tunus, Libya, Mısır, Mısır'dan sonra Suriye, bu Arap Baharı, işte İhvan, Recep Tayyip Erdoğan, İslam demokrasi, bütün bunların yeniden Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan önderliğine tarih sahnesine çıkmasından, Türkiye'nin büyük bir güç olmasına rahatsız oldular. Arap Baharı'nın önünü kestiler dikkat edersen. Mısır'da darbe yaptılar. Mursi'yi içeri tıktılar. Askeri bir darbenin arkasında durdular. Suriye'de Beşar Esed'in devrileceğini gördüler ama iktidara devrildiğinde İhvan'ın geleceğini gördükleri için hemen Suriye'den şeyini çektiler. Şimdi dolayısıyla Suriye bataklığı, Irak mesela. Irak kimin arkasında duruyordu? Maliki'nin. Maliki ne yaptı? Şii emperyal bir siyaset izledi. Sünnileri sistematik olarak sistemden tahliye etti. O bütün o Sünni aşiretler, Bağız ordusunun bütün çekirdek unsurları IŞİD'e akmaya başladı. Yani IŞİD'i bu kadar büyüten, palazlandıran şey bu. Yarın kezimde dediğim şey şu. Burada çok bir üst akıl var. IŞİD bunun farkında olmayabilir ama IŞİD'i şuraya buraya saldırtan bir üst akıl var. Ne yapmaya çalışıyor Avrupa'da? Bir, yani IŞİD üzerinden bir defa bölgeyi dizayn etmeye çalışıyor. Bir de, İki, bu bir de IŞİD'in Avrupa'da, yani IŞİD'se eğer tabii bu işin arkasındaki şey. El-Kaide oldu. El-Kaide, evet. IŞİD neyse. İkisi bir Avrupa'daki zaten ilk eylemi olarak geçiyor. Tabii ülkeni. Bundan sonra olacak ama sana söyleyeyim. Bir, tam IŞİD değil de Yemen El-Kaide'si dediler galiba. Ya bugün. İşte onlar hep i̇şte artık aynı, evet, aynı ideolojik genlere sahip. Şimdi İd daha doğrusu bakınız, İslam devleti yani. Avrupa da bundan sonra Amerika'ya mecbur ve mahkum olacak. Bakınız. Avru'nun, o zaman Avru. Dur, devam edecekten devam edelim. Ya bunlar yani burada şu tırmandırmak isteniyor. İslamofobiya, oradaki ırkçı nefret körükleniyor. Türkiye'de de Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında bu terör örgütlerin arkasında Recep Tayyip Erdoğan olduğu söylenerek Erdoğan-fobik bir anlayış, İslamofobik anlayışın Erdoğan-fobik anlayışa dönüştürüyor. Türkiye'de böyle bir hesaplaşma sürdürülmek isteniyor. Avrupa'da da Müslümanlara ne kadar çok baskı, camilere ne kadar çok baskı yönelirse bu baskıdan dolayı şeyin toplumsal lojistiği artacak. IŞİD, El-Kaide gibi örgütlerin. Peki Cem, bu Hakan Fidan'ın işte Türkiye'ye de dikkat etmek lazım mealindeki sözlerine gelelim. Yani bu şimdi devam edecek. Şimdi biz aslında hani Fransa'da bu saldırı gerçekleşmeseydi hala Sultanahmet'i konuşuyor olacaktık. Evet. Şunu hemen anlatayım. Rus şeyi geldi arkadaştan tekrar. Cem, onu daha iyi analiz edebilir. Hemen aktarayım. İsveç'ten gönderen
Atilla kardeşimize de teşekkür ediyorum. Açıklamayı Putin'e yakın Rus istihbarat uzmanı Alexey Martyov. Tamam. Rus televizyonunda yaptı. Alexey Martyov, biliyorum ben onu. Biliyorum ben onu. Sen daha iyi bildiğin için evet. Onun analizini eğer öyle yaparsın. Dediyse o ciddiye alınmalı. Yani evet. Başka biri olsa mesela Debka File sitesi vardır Mossad'a yakın. İki tane doğru haber söyler, 10 tane yanlış haber söyler. Bu Fuat Avni gibi. İki tane doğru, 22 tane yanlış. Ama bu Alexey Motka öyle değildir. Yani o Putin neyse bir şey yani ya bir şey bilerek söylüyordur. Yani doğru olmasa bile bir şey bilerek söylüyordur. Şimdi Putin gibi bakabiliriz yani. Evet. Şimdi bu yani İslamofobi ile ilgili aslında söylenecek o kadar çok şey var ki Avrupa Birliği'nin ya da Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin İslamofobik olmasını öyle veya böyle anlayabiliriz. Yani ezelden beri giren Haçlı seferlerinden Avrupa'nın kendi içerisinde 1800 yıllarda verdiği 100 yıl savaşları, 30 yıl savaşlarında zaten bu tür kavgalar çok oldu. İngiltere'nin normal Katolik kilisesinden ayrılıp Protestan kilisesine geçişine kadar bu kavga hep vardı ve hem kendi işlerinde hem Müslümanlıkla bunu anlıyoruz. Evet. Ama Türkiye'de esas sorun içerideki İslamofobikler. Evet. Yani Türkiye'nin kendi içerisindeki İslamofobik olanlar, üstelik Türk ve Müslüman geçinen, Türkiye'yle geçinenlerin durumu daha vahim. Bu saldırı yani oluyor. Yani kendi oryantalistlerimiz. Tabii yani bunlar Edward Said'in tarif ettiği böyle sömürge aydın tipidir. Biliyorsunuz Edward Said'in tarif ettiği sömürge aydın tipine göre bu sömürgeler kendi ülkelerinden nefret ederler. Batı'ya yaranmak için, Amerika'ya yaranmak için onlara kul köle olurlar. Ama Batılı ülkeler ve Amerika'da bunları sevmez ama kullanır. Yani bunların bir adam olmadığını, bunlardan bir şey olmayacağını bilir. Çünkü kullanır. Zaten bir insan kendi ülkesini sevmeyip dışarıda meşruiyet arıyorsa kendine, aynen, o adam problemdir. İşte bugün paralel yapının geldiği durum gibi. Yani kendi ülkende itibarın sıfır, kendi ülkende hiçbir yere dahil değilsin, bitmek üzeresin, dışarıda meşruiyet arıyorsun. Ama içeride yoksun. Bu sömürgeye aydın ve İslamofobikler de böyle. Bu aslında tam anlamıyla kültürel bir barbarlıktır. Tabii, adam Müslüman. Işte, kültürel barbarlık. Mehmet abi, namaz kılandan nefret ediyor, oruç tutandan nefret ediyor, dindardan nefret ediyor. Eskiden bir Türkiye Barolar Birliği başkanı vardı, öldü. İsmini hatırlamıyorum. Bir imam hatipliği başbakan olarak görmeyi içime hazmedemiyorum diyordu. Ya bu kafa bu. Yani bu insanlarda böyle bir kompleks, işte İslam gericilik falan gibi son derece oryantalizm ile geri kafalılık var. Ve bu saldırı olunca da Paris'e gibi bunu daha ikinci dakikada aynen Avrupalıların yaptığı gibi hemen İslam kötüdür bilmem nedir hemen gidip buna bağlar. Ne sosyoloji ne olayların gelişimi buna değil. Şimdi Sultanahmet de hatırlarsan o bomba hani patladığında önce olayı YHKPC üstlendi, sonra üstlenmedi. Ya geri çekiyoruz dedi, biz bunu dedi, üstlenmiyoruz dedi. O zaman şimdi ortaya bizim Yeni Şafak muhabiri Cihat Arpacı'nın dediği gibi bir şey çıkıyor. Acaba iki tane mi canlı bomba vardı? Yani, öyle dediler, şöyle dediler. Cihat'ın tezi miydi bu? Yani Cihat Arpacı söylemi. Elif Sultan Kalsen de gitti oraya. Evet. Fakat daha sonra başka bir şey oldu, bir yol kazası neyse. Karadol adına oraya gelen eylemci eylemi gerçekleştirdi gibi bir şey dendi. Evet. Sonra yani Elif Sultan Kalsen de oradaydı. Çünkü DHKPC son derece kendinden emin bir şekilde anlattı. Ertesi güne eylem program koydu falan filan böyle hani feda eylemcimizi anacağız falan filan diyesi. Çok şey yaptı yani üzerine gitti. Sonradan işte internet adreslerinde biz bu üstlenmeyi geri çekiyoruz dediler. O zaman demek ki bir başka canlı bombanın da etrafta dolaştığı veya olduğu yönünde. İşte bir tane yine canlı bombanın AVM'ye girerken Garsonpaşa'da MİT ve emniyet tarafından ortaklaşa bir şeyle akşam üzeri yakalandığı yönünde de bir haber geldi. Türkiye'de de şimdi bununla hedeftir. Orada o şehit olan polis kardeşimiz o kendisine gelen canlı bombayı mesela yakalayıp şey yapmasa, bomba biraz daha içeride patlasa belki biz bugün bir şehidimiz değil de 3-5 şehit veya 5-6 biraz daha fazla şehit konuşacaktık yani etkileyecekti. Bunlar birbirinden çok bağımsız değil. Ama çünkü buradan eğer bunlar IŞİD, El-Kaide her kimse ve belirli istihbarat örgütleri tarafından yönlendiriliyorsa Türkiye'de işte olan bu DHKP, bu o canlı bomba olayının bir benzerini biz gene yaşayabiliriz. Ve bu DHKPC varsa işin içinde mutlaka yabancı örgütlerle de bunun Almanya ile onunla bununla bağlantısı olduğunu da mutlaka görmek lazım. Şimdi girmeyeyim ama ben bu Fransa ile ilgili aslında birçok şey söylemek lazım. Buna şimdi mi girsem? Girelim buyurun. Şey, mesela şimdi bakın bu hiçbir olay yani birbirine bağımsız olmuyor. Bu Holland yani Türkiye'nin Orta Doğu'da izlediği tezlere, politikalara son zamanlarda çok yaklaşmıştı. Uzun zamandır yaklaşmıştı.
İşte Katar en son Mısır'daki darbeyi tanıdı. Biraz da Suudi Arabistan'ın baskı ve tehdidine boyun eğmek zorunda kaldı. Suriye'nin dostları olarak bir ikimiz kaldık evet. Zaten. Bir Katar, bir biz kaldık yani. İşte o, ama o da şimdi oradan dönebilir mi belli değil. Ama bu Holland, yani Fransa'nın devlet başkanı olan kişi, Esad'ın devrilmesi gerektiği konusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza bu yönde demeçler verdi ve biz aynı yerde izledi. Hatta uluslararası koalisyon güçleri IŞİD'i bombaladığında Fransa Irak'taki bombalamaya katıldı, Suriye'deki Kobani'ne katılmadı. Niye dedikleri zaman olun, Esad'ı güçlendirir bu dedi. Esad'ın güçlenmesi de bizim işimize gelen bir şey değildir dedi. Bu bizim önce Esad'dan kurtulmamız lazım. Ya Filistin meselesinde de çok radikal. Ona da mesela Filistin'i devlet olarak tanıyıp bunu ortaya getirme meselesinde Avrupa'dan çoğu devletinden, yani İngiltere'yle beraber aktif bir rol oynadı. Bir üçüncüsü, Libya'da Amerikan tezlerinin tamamen zıttını savundu. Yani Amerika'nın orada önerdiği modelin dışında, Hafter'in dışında başka bir şey söyledi orada ve bu Amerikan planının doğru olmadığını söyledi. Bu bir şey. Tam bu olaylar olduğunda, yani Ekim aylarının başında bu Holland'ın özel hayatıyla ilgili bazı şeyleri gündeme getirdiler. Yani Holland evli, işte 3 tane veya 4 tane çocuğu olan bir devlet başkanı. İşte bir genç bir aktrisle işte görüntüleri çekildi, yayınlandı, bilmem ne oldu. Orada bir operasyon yedi ama bundan çok etkilenmedi. Tam da o günlerde işte bu Rusya meselesi çıktı peşinden. Amerika, yani ezel, yani birkaç yıl önceden biri vardı da Amerika son zamanlarda bastırıp bu Rusya'ya artık ambargonun daha da sertleşmesini istedi. 2013 yılının Mayıs ayında, 13 Mayıs'ında Amerika'nın Ticaret Bakanı Avrupa Birliği üyelerinin tamamına bu Rusya ile gaz meselesini askıya alın, biz size başka gaz modelleri getiririz dedi. Bu Holland, Rusya ile Almanya ile beraber Rusya'daki ambargoya çok katılmıyordu. Buna en çok itiraz edenlerden biri de, yani Rusya'ya ambargo uygulanmasın, bu doğru değil, Ukrayna politikasında Avrupa Birliği yanlış yerde duruyor diyen bir adam vardı. Total'in CEO'su Margarin, soyadı mı? Evet, Total'in CEO'su. Bu adam uçağa düştü. Moskova'da 21 Ekim'de, Moskova'da özel Falcon tipi bir özel bir uçağı vardı. Bu uçak tam kalkış esnasında iki veya üç kişiyle beraber kar küreme aracına çarptı. Evet. Yani normalde Moskova, Londra gibi, Paris gibi, İstanbul gibi, New York gibi güvenliğin çok yüksek olduğu bir yer. O kar küreme aracını kullanan kişinin sarhoş olduğu ispatlandı. Yani raporlara yansıdı bu. Ama o adam ölmedi. Uçağın geldiğini görünce hemen karşıya gitti, kendisini kurtardı. İşte hava kontrollerinde bir yanlış bilgi verildiği yönünde. Şimdi bu Total'in CEO'su Rusya'ya yanlış yapıldığını, Rusya'nın Putin'i desteklemek gerekiyordu filan deyince bu adam bir şekilde böyle öldü. Hani kaza diyelim şimdi, pek kaza gibi görünmüyor. Çünkü Amerika'nın da birçok kurumu, Avrupa'nın, Fransa'nın kendi kurumları, Rusya'nın kendi kurumları da bunun pek kaza olduğuna emin değiller. Ha bunun bir suikastse de, bunu hiçbir zaman bir büyük devletler bu suikastı demez. Hani gururuna yedirmez. Doğru. Başka bir şey yapar. El altından. Biri bize sızmış anlamına gelir. Tabii. Şey başka şey söyleyebilir. Şimdi Holland da böyle düşünüyordu. Yani Rusya ile olan gaz meselesinde bu kadar çok baskın bir ambargo yapmanın doğru olmayacağını söylüyordu. Niye? Çünkü bu mesela Fransa'nın elinde Citroën, Renault, Peugeot, Almanya'nın elindeki büyük araba bilmem ihracat yapamadılar. Hatta biliyorsun Almanya'daki bazı firmaların belirli şubeleri bu yüzden kapalı. Çünkü ambargo olunca bir şey satamıyorsun. Satamayınca da sıkıntıya giriyorsun. Rusya, Almanya'da bu konuda Amerika ile çok şey yapıldı. Ve Holland'da bu politikalarından dolayı Rusya ile böyle bir yakınlığı vardı. Bunların hepsine baktığınız zaman, yani bunlar oldu da böyle oluyor diye değil. Ama garip, yani Fransa bu yönde böyle bir atılım yaparken, öne çıkarken, biraz daha sağduyuyla yani bir politikayı izlerken, neredeyse Paris şimdi bir kobay ülke oldu. Kobay şehre döndü Paris. Deney gibi ya. Yani koşer dükkanı basılıyor, camiye bir şey oluyor, o oluyor. Bundan 15 gün önce hatırlayalım. Eyfel Kulesi'nin oraya 1000 tane komando dizdi Fransa istihbaratı. Fransa'da Paris'in içine yine 3000 tane polis dağıldı. Çünkü bir tedbir, bu tür şeyler, istihbarat vardı. Hatta Cezayir Devleti'nin belirli istihbaratları verdiği söyleniyordu. Bir başka nokta, bu Charlie Hebdo dergisi 2011 yılında bir kere yakılmaya çalışılmış. Hatta yakılmış. Şimdi açık tehdit altında alıyor. Yani yaptığı yanlış işler yapıyorlar. Tehdit alıyor. O çizimler falan kabul edilebilir şeyler değil ama bu yapılanı meşru göstermez. Ya iki tane polis koyuyorsun bilmem ne. O da iki şey. Yani
Onda kaldım kadar... o gün. Le Corman var orada, evet, aynı gün... binada. Bir başka televizyon istasyonunun genel yayın müdürü. Le Corman'ın ifadesine tanıklığına başvurdukları zaman diyor ki, ben her pencereden baktığımda kapının önünde iki tane polis görürdüm diyor. Saldırının gerçekleştiği gün onlar yoktu. Biri geliyor değil mi sonra? O da sonra yani. Sonra gazetedeki, özür dilerim, dergideki üç tane dışarıdan çizen, üstelik de birinin yaşı 75, birinin yaşı 80, onlar da öldüler. Evet. Onları o gün yayın kurulu toplantısı için çağırıyorsun dergiye. Araba gönderip aldırmışlar falan. Çok şüpheli diyorlar. Evet. Bir tane kapıya şifreyi girip de açan bir çizer var. O çizerin de ölmediği, yani o çizerin saldırıda hiç yara almadığı ama hani eylemcilerle doğrudan temasla ilk onun kurduğu söyleniyor falan. Bir sürü gariplik var ortada. Evet. Yani Paris şu an bir kobay şehir gibi, deney gibi, laboratuvar sahası gibi kullanılıyor. Niye? Bundan iki sene önce tam 10 Ocak 2013 tarihinde Sakine Cansız'ın da içinde olduğu 3 PKK'lı kadın gene Fransa'nın Paris'in göbeğinde öldürüldü. Olay zavallı Ömer dediği birine kaldı. İş Ömer Güney. Onun da yapıp onun yapmadığı hemen hemen belli gibi. Ve her yerde kameraların olduğu, izlendiği bir yerde. Hani şimdi bu iki katili şimdi bulup öldürdüler Kouachi kardeşleri. Ama burada bu Sakine Cansız ve diğer 3 PKK'lı kadının gerçek failleri bulunamadı. Orada o eve de şifreyle giriliyordu. Her yerde kamera vardı ki o bölgeyi bilenler 11. bölge, 10. bölge, yani her yer kamera. Bunu bulamıyorsunuz. Yani bir gariplik burada dönüyor. Bu böyle büyük güçlerin, istihbarat örgütlerinin işi olmadan bu kadar şeyi kotaramazsınız. Yani biri şimdi yarın gitsin denesin bakalım Fransa'da bir şey yapma. Yani bir araba çalacaksın, Paris'e gideceksin, 3-5 kişiyi hem de yani Paris için değil ama dünya genelinde mesela PKK'lı kadınlar Türkiye için, o karikatüristler bir simge olarak önemli. Gideyim şimdi herhangi birini öldürmeye çalışacağım bakalım bu kadar kolay mı? O silah yani bu kadar güvenli. Bir de Avrupa dünyanın en güvenli kıtası diye geçer. Avrupa Birliği'nin en güvenli biz diyor. Şimdi şu halden sonra Paris'te turist kalır mı mesela? 15-20 gün oraya kimse uğrar mı normalleşene kadar? Bunların da çok ciddi Fransa için sorunları var. Ama Holland, yani ben hani kendisini hakikaten tebrik etmek lazım. Son derece sağduyulu, hiç gaza gelmiyor. Açıklamalar bunun İslam'la ilgisi yoktur diyor. Anlamaya çalışıyoruz diyor. Çok göreceğiz önemli, diyor. Bunu çok önemli. Yani bu bizim bu içerideki İslamofobiklere de bu bir derstir. Peki. Adam son derece netamin açıklamalar yapıyor. Ne diyorsunuz? Ben içerideki yansımalarının da bir analiz edilmesi gerektiğini söylüyorum. Cem Küçük'ün söylediklerinin tümüne katılıyorum. Çok anlamlı analizler, çok karışık kuruşuk bir iş zaten. Bir tertip olduğu belli. Tetikçiler üzerinden konuşmak her zaman için yanıltıcı olabilir. Tetiği çektirenler önemli. Ve bu eylemin son tahlilde, son kertede kimin işine yaradığı, hangi dizayn için araçsal bir işleve sahip olduğu da değerlendirilmeli. Şimdi içeride nasıl bir yansıması oldu? Birlikte bir değerlendirelim. Belki büyük resim o zaman daha da ortaya çıkar. Cumhurbaşkanımız olağanüstü bir tepki verdi. Bu bir barbarlıktır, terördür, terörün dinli mezhebi olmaz. Şimdi destekleri son dakika olarak geçiyordu arkadaşlarım alttan. Fransa Cumhurbaşkanı'ndan hem teşekkür mesajı geldi, hem Türkiye'nin desteğini yanımızda hissettik. Evet, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu, yani çok daha anlamlı, derinlikli bir şey açıklama yaptı, demeç verdi. Şimdi büyük resmin şurasına bakalım. Evet. Bir açıklama yapıyorum. Paris'te yaşayan, benim de bir dönem çok değerli dostum olan Nilüfer Göl'e, Profesör Doktor Nilüfer Göl'e. Anladığım kadarıyla Fransa'da... O şu anda hala orada mı? Yani epey Fransız kaldı. Yani Fransa'da kala kala. İslamofobik diye suçlayamam ama Erdoğanfobik bir çizgiye savrulmuş. Nilüfer Göl'e evet, bir savrulma içerisinde geldi. Şimdi bakınız, Cem'in de söylediği bir şeye de aynı zamanda geçiş yapacağım. O sömürge aydınını ben Nilüfer Göl'e haksızlık sayarım ama... Orada oryantalist bakış açısı noktasında, kendi kendimizi oryantalize etme açısından bir şey yapacağım. Eğer Türkiye'de, Nilüfer Göl'e diyor, bundan mesela 5 yıl önceki Batı'nın da önem ve değer verdiği AK Parti iktidarı olsaydı. Yani bakınız, ya bir iktidarın önemi nereden geliyor? Batı'nın verdiği önem ve değerden geliyor. Ve artık vermiyormuş ona göre. Bu çok Avrupa merkezci bir bakış açısı işte. Bunu ne zaman söylemiş Mehmet Ağabey? Yeni bu katta şeyden hemen sonra. Üstelik de Cumhurbaşkanımızın. Yani tez her yerden sapır sapır diyor ki 2005'te destek veriyormuş.
Ama şimdi vermiyormuş gibi bir şey anlıyoruz değil 5 mi? 5 yıl önceki Batı'nın da öneme değer verdiği AKP iktidar olsaydı ve bu iktidar bu barbarlığa karşı net bir şekilde çıkabilseydi. Allah Allah. Belki bir şeyler olabilirdi ama böyle bir şey olacağı benzemiyor. Bu yüzden feci bir durumdayız. Halbuki bunu söylediği gün Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız en yüksek perdeden İslam dünyasını da uyarıcı nitelikte. Diyanet İşleri Başkanımız da. Evet, Diyanet İşleri Başkanımız da tepki verdi. Şimdi Profesör Gölen'in bu tepkiyi bilmemesi mümkün mü? Mümkün, mümkün. Peki diyelim ki bilmeden ne konuştu. Diyor, gözleri kör, kulakları sağır değil mi? Bu başka bir operasyon. Nilüfer Göl'e bile paralel bir tetikçinin tweet'i var burada. Onu da Avrupa'ya yapmış olduğu bir şey. İsmini vermeyeceğim. Adının hiçbir önemi yok çünkü. Yani cim karnında nokta bile değil. Ama paralel tetikçi olduğunu herkes biliyor. Tarafını da herkes biliyor yani. Türkiye'de AK Parti destekçileri Fransa'ya yönelik bu terör saldırılarından dolayı çok mutlular. Oo. Barbarca bu terör olayını sevinerek kutluyorlar. Halbuki ben aynı gün olay tazeyken Haber 7'ye, Radyo 7'ye bağlandım. Bunun bir barbarlık terör eylemselliği olduğunu çok şiddetli bir bilgi. Kimse yani. Kimse bilmiş yani. Şimdi bakınız ne diyor buna ama Avrupa kamuoyuna dönük. Daha henüz AK Parti. Bu paralel tetikçinin şeyine bak. Yani diyor ki Cumhurbaşkanı bak kınamış başbakan. Hepimiz kınamışız. Bütün İslami muhafazakar kanaat önderleri kınamış. Buna rağmen yalana bak ya. İşleri güçleri yalan, iftira, kompas. İşte bu Erdoğan fobik anlayışın bir başka temsilcisi. İsmini vermeyeceğim bir CHP milletvekili. Çünkü onun da İrab'da mahalli yok zaten. Yani. Kıblesi belli artık değil. Artık yok. Tayyip, bak bu da hem İslamofobik anlayışla Erdoğan fobik anlayışı nasıl örtüştüğünü ve bu saldırı üzerinden içeride nasıl Tayyip dizayn edilmek istendiğinin şeyi. Tayyip ve Davutoğlu. Tayyip Davutoğlu çetesinin alçaklığa bak yani. Elemanları. Dindar evlatları. Evet. Bu defa Paris'te bir dergiyi basmış. 10 kişiyi kurşuna dizmişler. Siyasal İslam barbarlıktır. Ben bu arkadaşı tanıyorum. Yani, hem de çok severdiniz eskiden. Maalesef. Ben de yani, çok severdim. Maalesef eskiden. Çok severdim. Maalesef çok yani severdim. Yani bu arkadaş zamanında insan hakları savunucusuyken hakkında olumlu yazılar yazdı. Çok çeşitli maskeler takabiliyor çünkü hepimizi çok rahatlıkla kandırabiliyor. Vallahi öyle dedik yani. Şimdi İslami fobik anlayışla bakınız. Dindar evlatları diyor. Ve Erdoğan fobik anlayışı nasıl örtüştüğünü. CHP zihniyeti aslında tam da bu arkadaşın söylediği gibi. Çünkü Haluk Kuş da en akılları diyor. Profesör titrini taşıyan parti sözcüsü. En akıllısı olduğu için Haluk Kuş'un ismini veriyorum. Diyor. Haluk Kuş da aynen şunu diyor. Bakınız. Cumhurbaşkanımız tepki koymuş. Başbakanımız tepki koymuş. Buna rağmen çıkıyor. Partisi adına şu açıklama yapıyor. Eğer bu olayın arkasında ifade edildiği gibi radikal bir takım terör örgütleri çıkarsa Türkiye'nin bunlarla bu hükümet döneminde kurduğu ilişkilerin tekrar sorgulanabileceği bir döneme Avrupa kapı açabilir, uyarmak istiyorum. Adana'daki tırları düşününüz. Uluslararası bir medya operasyonuyla Türkiye'de yaratılmak istenen AK Parti hükümeti üzerinden algıyı düşününüz. Paralel çete. Evet. Paralel çetenin siyasal uzantısı gibi konuşuyor. Ne demeye çalışıyor? Eğer bu Paris saldırısının arkasında El-Kaide, IŞİD çıkarsa bunun Türkiye'deki destekçisi kimdir? AK Parti'dir diyor. Mehmet abi orada şimdi bir yani, araya girerek şunu söyleyeyim. Şimdi bizim 46 vatandaşımız IŞİD tarafından kaçırıldığında işte bunu getirirlerse yok anaracağım, yok kendimi asacağım diyen... Bu anaracağız diyenler hiçbirisini anlamıyor. Hani vardı. Bu böyle diyenler şimdi hem kendi vatandaşını koruyamıyor diye suçluyor bu isimler. Yani biz 46 vatandaşımızı koruyamadık. IŞİD geldi bunu kaçırdı. Ama öte yandan Türkiye ne hikmet o kadar güçlü ki yani Paris'e kadar gidiyor. Bir derginin 12 tane çalışanını hani bizim devlet güya onlara öldürüyor. Vallahi Türkiye'nin gücünü şöyle ne garip söyleyeyim. Ya. Yani hayır, yani dediklerinin bir mantığı servisi yok. Yani bugün böyle diyorlar yarın öyle diyorlar. Bu arada bak Fransız gizli servisi ya da bu operasyona katılan Fransa jandarma ve polisi özel birlikleri gelsinler de 49 tane rehinenin burnu kanamadan, aralarında Iraklılar da vardı. O yüzden 49'u bilerek kullanıyorum. Burnu kanamadan IŞİD gibi eli kanlı, kafa kesen bir terör örgütünün elinden tertemiz alıp evine, ailelerine teslim etti. Bir tane bakkaldan 4 tane rehineyi çıkartamadı Fransa. Eğer
teknik konuşacaksak evet. Yani onu da söyleyeyim. Bir şey daha. Devam edelim. İç politika yansımaları devam edelim. Bir ara verip dönelim. Tamam. Oradan kaldığımız yerden devam edelim. Mehmet Metiner ve Cem Küçük'le değerlendirmelerimiz devam ediyor. Çok kısa bir aralardan sizler de bu arada Twitter üzerinden bize katkı sunabilir. Soru, görüş, yorum, öneri ve eleştirinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Çok kısa bir ara sonra yeniden buradayız. Paris saldırısının iç politikaya yansımaları konuşuyorduk. Oradan ara vermiştik. Mehmet Metiner'de öyle devam edelim. Buyurun. Evet. Şimdi burada iki şey önemli. Henüz şey demediler. Ben mesela Twitter'a falan bakıyorum. Paris'te paralel polislere yönelik operasyon yaptınız. O yüzden bu terör saldırısı gerçekleşti falan demediler henüz. Şimdi bakınız. Sultanahmet'te o alçaklığı yaptılar biliyorsunuz. Evet, yani. Evet, şu meselenin de bu çerçevede yeniden analiz edilmesi gerektiğine inanıyorum. Yarınki Star'da çıkacak köşe yazımda da belirttim bunu. Bu ülkede... Yeni Şafak'ta. Yok. Star'da. Şimdi kültürel barbarlar var. Yani kendilerini ilerici, aydın, modern, medeni, kendinden gayri herkesi de ilkel, gerici, medenileştirilmesi gereken öteki olarak gören bir zihniyet var. Aslında bu kültürel barbarlıktır. Ya Türk modernleşmenin temelinde de bu Jacoben barbarlık yatıyor yani. Kendi toplumunu beğenmeyen, kendi toplumunu zorla değiştirmeye çalışan, kendine benzetmeye çalışan. Bu insanlar bu olay üzerinden bir barbarlığı eleştirirken bir başka barbarlık örneği sergiliyorlar. Yani Recep Tayyip Erdoğan ismine dahi tahammül gösteremeyen, işte Cem'in de söylediği gibi imam hatipli bir insan nasıl cumhurbaşkanı olur, başbakan olur, tüylerim diken diyen bir insanın kültürel barbardan hiçbir farkı yok. Yani evet terör saldırısı bir barbarlıktır, sonuna kadar kınıyoruz. Ama diyelim ki orada Hazreti Muhammed'in başka dinin kutsalları da olsa kutsalları tahkir ve tezif etmenin de basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü bir alakasının olmadığını artık hepimizin kabul etmesi gerekir. Ama ona duyulan tepki terör kisvesine bürünmemeli. Onu başka türlü eleştiririz, sonuna kadar eleştiririz. İfade özgürlüğümüzü o çerçevede konuşuruz. Ama burada şuna da dikkat çekmek istiyorum. Bakınız, Fransa devleti neyi yasakladı? İfade özgürlüğünü yasakladı. Hangi konuda yasakladı? Dedi ki sakın ha Ermeni soykırımının olmadığını söylerseniz ceza alırsınız. Tam yani, cezasına karar vermedi ama suçu tanımladı en azından. Tamam ya bu bir suçtur dedi şey yaparım dedi. Cezanın niteliğini belirlemesine gerek yok. Abi Roger Grodin'in Filistin meselesiyle ilgili konuşmasını yasakladı. Tabii ya bu bir ifade özgürlüğü yani. Ama neyi serbest bıraktı? Şimdi bu ülkede de mesela bir dönem Ermeni soykırımı vardır diyenler cezalandırıldı. Yani ben vardır anlamında söylemiyorum. Ben de Ermeni soykırımının jenositin olduğuna ama karşılıklı bir katliamın, dramın, acının yaşandığına ve bu tarihsel helalleşme bağlamında bu meselenin de bir şekilde çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Ama varsın soykırım desin. Biz de soykırım olmadığını izah ederiz. Peki Fransa özgürlükçü bir ülke olmasına rağmen nasıl bir tavır koydu? Zinhar dedi. Bu konuda görüş belirtmeyin ben sizi cezalandırırım dedi. Suç işlemiş olursunuz. Evet. Şimdi bakınız öbür tarafta da ama karikatür meselesinde istediğini yapsınlar. İfade özgürlüğüdür. İfade özgürlüğüdür. Şimdi bu çelişkidir. Bu çelişkiden kurtulmak lazım. Ama burada Hollanda'nın tavrını yürekten alkışlıyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Bu saldırıların arkasında İslam'ı fobiyeyi hortlatmak isteyen ve dolayısıyla Avrupa'da yaşayan, sadece Fransa'da değil Avrupa'da yaşayan tırnak içinde yabancı, tırnak içinde barbar gibi görülen Müslüman toplulukların tümüne karşı bir toplumsal linç örgütlenmek istendi. Aslında bu IŞİD'i besleyen, El-Kaide'yi besleyen bir vasatın oluşturulması anlamına geliyor. Evet. Yani. Buna dikkat çekti. Bu terör eylemselliğinin İslam'la alakasının olmadığını, hatta İslam'a doğrudan zarar verdiğini söyledi. Ben kendisini yürekten tebrik ediyorum. Buradakilere de ders olur mu? Mesela Hollanda sosyalist, herhalde bu CHP'nin neydiği belirsiz milletvekili de sosyalist olduğunu söylüyor. Ama Hollanda'nın sosyalistliğini selamlıyoruz. Ama eğer sosyalistlik buysa, CHP'nin içindeki sosyalistlerin duruşu buysa... CHP sosyalistlersiniz. CHP demiyorum. CHP'nin içindeki sosyalistlerin sosyalizm anlayışı buysa ben sosyalist arkadaşları göreve çağırıyorum. Lütfen sosyalizmi bu muzır, ulusalcı, dibine kadar Jacoben ve dibine kadar İslamofobik olan anlayıştan arındırmaya çağırıyorum. Peki. Nedir bu iç politika yansımaları meselesi?
İç politikaya yansımaları meseleleri şimdi zaten çok kolaydır. Hani nasıl şimdi bu saldırı ilk olduğu anda IŞİD yaptı demek işin en konforlu kısmıysa, yani Müslümanlar yaptı, işte bitti. Her şeyin cevabı var bunda. En konforlu cevap, en rahat cevap, ver gelsin dersin. İç politikada şimdi demin Mehmet abinin söylediği Nilüfer Göle kısmına biraz ben değineyim. Tabii. Şimdi bu Nilüfer Göle'yi ben de iyi bir sosyolog, iyi bir bilim adamı, bilim kadını olarak bilirim. Kitaplarını da okuduken hakikaten geride farklıdır. Ama bu Nilüfer Göle beni bir olayda çok şaşırtmıştı. Hürriyet gazetesinden Cansu Çamlı bile bir söyleşi verdiğinde orada mesela Nazlı Ilıcağ'ın demokratik bir aydın, yani sorma, özgürlükçü bir aydın olduğunu söyledi. Evet. Şimdi Türkiye'de bak en hani paralel... Kendi toplumda çok Fransız kaldı. İşte yani, yani şimdi Nilüfer Göle belli ki Paris'te, Brüksel oralarda yaşıyor. Buralara pek gelmiyor veya gelse bile buradaki bilgileri kendi eş dost arkadaşlarından alıyor gibi bir şey var. Şimdi Nazlı Ilıcağ, Nilüfer Göle Türkiye'deki herhangi bir arkadaşını arayıp sadece Ahmet Çık ve Nedim Şener'deki duruşundan dolayı bu Nazlı Ilıcağ kimdir dese gereken cevabı alırdı. Yani Nazlı Ilıcağ konusunda paylaşıcılar dahil kimsenin kafası karışık değil ki. Net yani Nazlı Ilıcağ dediğin bu tetikçi, yani paralel çetenin tetikçisi. Ali Fuat Yılmazer'in uzaktan kumandalısı bu yani. Bu o. Bunu savunuyor. Hadi onu geçtik diyelim ki orada yanlış. Burada da şimdi kalkıp da 5-6 sene önceki Avrupa, Türkiye filan ya elinde mezura mı var? Yani neyle ölçüyorsun? 5-6 sene öncekiyle 5-6 sonraki arasında ne fark var? Türkiye ekonomik olarak daha iyi yerde. Hayır, kendimizi Avrupa'ya beğendirmek zorunda değil. Beğendirme şey parametrelere bak. Daha çok nasıl yeni. Nasıl bir aşağılık kompleks? Daha çok yeni. 2 ay içerisindeki ziyaret trafiğine bak. Yani Papa gelmiş, gitmiş. David Cameron gelmiş. Putin gelmiş. Kerry gelmiş. Biden gelmiş. Sadece bu 1-2 ay içerisindeki trafiğe bak. Papa bilmem ne. Hani Türkiye şimdi o... Irak Başbakanı gelmiş, yüksek düzeyli yani. Şöyle olsa mesela, yani bu Nilüfer Göle ve onun gibiler için... Bunlar intihar dalışı yapıyorlar. Ben yani söyleyeyim bir yani. Bir de şöyle... Akademik anlamda aynen hani öyle. Keşke hiç bu topa girmeseler ve saygın akademik kariyerleri muhafaza belki etseler yani. Belki de biz bunları yani yanlış tanımışız ya. Ya biz yanlış, bizim akhir yanlış tanımışız. Akhir ömürlerinde böyle bir gerçek yüzleri ortaya çıkması iyi oldu. Bu intihar dalışını yani Fethullah Gülen gibi yani. Yoksa biz yani bu olaylardan önce ölseydi, yani insanlar hepimiz çok daha başka bir anlam yükleyecek. Mesela Süleyman Demirel 28... Yani Allah ölmeden önce gerçek yüzünü bize gösterdi, kurban olduğuna Allah'a şükrediyoruz yani. Şey gibi Mehmet abi, Demirel 28 Şubat'tan önce ölseydi aynen. Biraz kahraman gibi giderdi. Demokrasi kahramanı. Şimdi buradaki şey şu. Yani Allah Fethullah Gülen'e bunu nasip etmedi yani. Demek ki Kuda'nın her yaptığı işte bir şey var. Evet o kadar. Aynen. Hikmet şimdi, var yani. Avrupa'da şimdi kalkıp da biri çıkıp Holokost yoktur dese, yani 6 milyon Yahudi, Hitler 6 milyon Yahudi'yi öldürmemiştir dese, o kişinin itibarını sıfırlarlar. Nitekim böyle diyen David Irving'in mesela akademik kariyeri sıfırlandı, bitti. Onun gibi biri daha var. Ernst Gündel'in bütün şey, akademik şey dediler, kariyeri sadece, bitti. Yani sadece şunu dediler, yani İsrail devletini kurmak için kurulmuş büyük bir tertip diyenler oldu mesela. Yok bak, David Irving ile Ernst Gündel ikisi de bu iki akademisyen iyi tarihçiydi bunların. İyi, önemli onlar tarihçiler. Onlar mı şunu dediler? Yani 2. Dünya Savaşı'nın toplam ölüm rakamları arasında Yahudilerin... Yok öyle değil mi? Ben okudum. Hayır. Bu rakam şöyle söylüyor. Bunların bir kısım uydurma olduğunu, bu kadar ölüm olmadığını, i̇şte yani 6 milyon Yahudi öldürülmediğini, yani böyle bir soykırım yaşanmamıştır dediler. Ve bunu dedikleri biri cezaevine girdi çıktı, ikisinin de akademik kariyeri bitti. Çünkü böyle bir şey diyemezsin. Aynen şu an bize paralel yapı yoktur diyemeyeceğin gibi. Böyle dersen senin de akademik kariyeri. Nasıl bazı gazetecilerin devri kapandı gitti bu 17-25 Aralık sürecinde. Çünkü süreci yanlış okudu, yorumlayamadı. Şimdi burada da Nilüfer Gölen'in kalkıp da böyle yani Türkiye şimdi NATO konsepti dışında bağımsızlık diyorsun, özgürlük diyorsun, kendi dış politikasını dayat diyorsun. Bu hükümet IMF ile çalışmıyor. Hı hı. 2 sene önce IMF'yi postaladı, gönderdi, borç veriyor şimdi. Ama o dönemin TÜSİAD'çıları veya bankacıları gelip bu ülke TÜSİAD'la IMF ile anlaşsın diyordu. Ne oldu? Veya bu hükümet işte geçen gün Sayın hem Cumhurbaşkanı... Hatta bağımsız dış politikası olsun diyorlardı. Şimdi diyorlar ki Amerika'yı, Avrupa'yı memnun etmeyen bir dış politikası var diyor. İşte bunun bir örneği var. Yani, çelişkiye bakın yani. Şimdi hem geçen Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, Erdoğan. Başbakan İşte Davutoğlu da sen o gezide açıklamıştı. Hı hı. Yani sonra da yine kamuoyuna açıkladı.
Çinli Cipimek firmasıyla füze savunma ihalesi konusunda Türkiye görüşmelerine devam ediyor. NATO konsepti dışında, hani hep bunlar Çin, İran, Rusya derdi. Al işte sana geldi. Çinli firmayla bu konuda NATO'yu da açtı. Amerika'yı bile açtı ki Amerika için Çin büyük rakip. Şu an Rusya'yla çok iyi ilişkilerimiz. Sonra mi? Diyorsun ki bilmem ne gitti 40 milyar dolarlık anlaşmayı 2023'e kadar 100 milyar dolara çıkarayım diyor. Rusya bütün o Güney Akım projesini olduğu gibi değiştirdi, Türk akıma çevirdi. Yani Erdoğan'la dedi sağlam adam bilmem ne duyar muyar demiş. Hani Avrupa, Merkel duyar. Şimdi açıklamayalım. Erdoğan da duyarsa duysun, açıklayalım bu gaz akım projesi. Doğru. Şimdi bunu yapıyor. Gazze meselesinde, Filistin meselesinde tek Hamas konusunda tek ülke sensin. Yani Hamas'ı ikna edebilecek tek şey sensin. 2012'de Türkiye'nin ordusu Saddam'ın ordusundan farklı değil. Türkiye'de kim diyen Barzani bugün Türkiye'siz bu işler olmaz. Ben Türkiye'ye düşman olamam deyip o İşte yumurtalığa petrolleri veriyor. Şimdi Halk Bankası'na buradan para geliyor. Bu gelmiş. Bu böyle bir durumdasın. Bütün dünyanın çabalarına rağmen darbe olan Mısır'daki darbeye darbe demişsin. Şimdi Nilüfer Göl'e Mısır'da olan şeye darbe diyebiliyor mu? Darbe diyor. 250 bin insanı katletmiş. Kimyasal silah kullandığını bütün dünya ispatlamış. Amerika ispatlamış. Rusya ispatlamış. Hatta Putin kimyasal gaz kullanıldığı, silah kullanıldığı ispat edilirse operasyon yapılmasına sessiz kalırım dedi. 250 bin insanı öldürenlere karşı Türkiye hala sesini çıkaran tek ülke. Holland da şimdi burada. Şimdi bunu böyle yapınca sen dünyadan kopuk, batıdan kopuk bir ülkesin. Ama Avrupa Birliği ile çok samimiz. Ha, Türkiye şöyle yapsaydı ne olurdu? Bana Gazze'de ölenler de ölürse ölsün. Mısır'da Sisi iyi adamdır, tanıyoruz, bana ne? Ya Esad 250 bin, ya Amerika bir şey demiyor, ben niye bir şey diyeyim dese. Barzani de Amerika'nın dediği gibi, Avrupa'nın dediği gibi gelse, bu mu millilik? Ya insan bunu söylerken utanır. İşte böyle deyince Nilüfer gibi ve onun gibi bazı gazeteci aydınların bu ülkede söz hakkın olmuyor. Dediklerinin itibarın olmuyor çünkü dediğin yanlış. Süreci okuyamıyorsun. Ya Erdoğan uçağa binecek, Malezya'ya kaçacak, Endonezya'ya kaçacak. Erdoğan burada oturuyor, sen neredesin? Onu diyen adam ortada yok. Bir milletvekili vardı CHP'li. Yahu Ahmet Altan ne diyordu bu? Erdoğan için? No pasaran. Ne diyordu bak? Yeryüzünde görülebilecek en büyük siyasi lider. Cemaatle bir kavga yani olursa... Ahmet Kekeş bile dedi. Ya ben bile yıllar yılı bu kadar savunuyorum Erdoğan'ı. Vıcık vıcık kokan bu tür yağcı cümleler kurmadım diyor. Şimdi sonra da ne oldu? Bir şey değişti. Şimdi burada şunu söyle bak Mehmet abi, şunu da söyledi o kişi Ahmet Altan, şunu da söyledi. Eğer yarın bir gün 2 sene önce 3 sene önce hükümetle cemaat arasında bir kavga çıkarsa evet, ben seçilmiş meşru hükümeti tutarım. AK Parti tutarım dedi ya. Yazdı şimdi, bunu. Şimdi tam tersini söylüyorlar Erdoğan fobik bir anlayışla. Evet. Ve gene haklılar. Niye biliyor musun? Bir takım başka ilişkiler, talepler vesaire vesaire, oraya girmeyeyim ben. Yine bir tartışma konusu açmak ile. Çünkü bazı insanlar şunu istiyorlar. Hem çok iyi para kazanalım, hem de çok iyi itibar sahibi olalım. Erdoğan çok iyi bir lider, kitleleri mobilize ediyor. AK Parti'ye de ihtiyaç var. Ama Erdoğan aklı yetmez bu ülkeyi yönetmeye. Erdoğan gibilerinin aklı yetmez bu ülkeye. Niye zenci çünkü? Biz akıl verelim, politika belirleyelim. Erdoğan da toplumsal meşruiyeti var, gücü var. Onları uygulasın. Tabii mesela Kürt meselesini çözeceksin, bunlara danışacaksın. Bütün mesele bu. Dış politikayı bunlara soracaksın. Bu beyaz seçkinci anlayış. Bu beyaz seçkinci anlayış. Hepsi paşa çocukları. Utanmadan, sıkılmadan, genlerine bile bakmıyorlar. Kimselere genlerinin üzerinden şey yapmıyoruz ama. Yahu sen Recep Tayyip Erdoğan'ın bilmem... Ya bu... Neyse girmeyeyim oraya. Şunu söyleyeyim yalnız. Şunu söyleyeyim. Çünkü bizim camiada da var böyle. Erdoğan fobikler yani. Yani Cumhurbaşkanımız başbakanken ve hala Cumhurbaşkanıyken yanlarında olmuş olsaydı çok daha farklı konuşacak olanlar. Ben Muhammed abi burada bak bir şey söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızı Erdoğan hepimiz tanıyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımız işte o 5 yani Aksaray'da, Beştepe'de şimdi açıklamalar yapıyor. Ya paralel bu ten, bu canda olduğu müddetçe bu paralel yapıyla ölümüne mücadele edeceğim diyorlar. Kadar basit. Şimdi hala bürokraside buna tavır alamayan, başka üniversite orada burada tavır alamayan, Erdoğan'a küfür eden adamları yanına danışman diye tutan. Mesela örneğini vereyim ya, her yerde söylüyorum bunu.
Yani İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi Dekanı Mustafa Erdoğan Paralel Yapı'nın kanalında program yapıyor. Erdoğan her akşam küfrediyor, hakaret ediyor, paralel yapı yoktur diyor. Hukuksuzluk varsa bu yapmış. Bu adam orada maaşı, yani şimdi bu adamı mesela görevden almak için daha ne bekliyorsun mesela? Ben bunu söyleyeyim. Bunda ne ya, adam Paralel Yapı'nın kanalından maaş alıyor ya. Bu adam anayasa hukukçusu falan değil. Bu laf yani. Burada ama o AK Parti'li eski vekillerin de olduğu yer o üniversite, bunu tutuyorsun. Veya Erdoğan'a darbe yapılması meşrudur diyen, Erdoğan devrilmelidir diyen, 2010'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin genel başkanı olması Türk siyaseti değiştirecektir deyip Erdoğan'a en ağır hakaretleri eden kadını sen Ticaret Odası'nın başkanına yanında tutuyorsun. Ya ben bunu sorarım sana. Sen iyi bir adam olabilirsin. Ama onu sen yanında tutuyorsan ben başka bir şey ararım burada. Fakat bana bunun cevabını vermek zorundasın. Cumhurbaşkanımız çok net bir mesaj verdi. Paralel yapı üniversitelerden temizlenecektir dedi. Sayın Başbakanımız bu konuda çok duyarlı. Bakınız, AK Parti'nin içinde paralel yapıyla mücadele konusunda en ufak bir gevşeklik ve duyarsızlık gösterenlerin AK Parti'nin saflarında yeri olmaz. Bu AK Parti ile paralel yapının kavgası değildir. Türkiye'nin beka sorunudur. Şimdi bakınız, biz en başından itibaren paralel yapıyla mücadele ediyoruz. Paralel yapı niye bizden rahatsız, benden rahatsız? Ya şimdi bu deminden beri ilk başta konuştuğumuz şeyler bizim gibi insanların konuşabileceği şeyler midir ya? Yani akraba, siyasi torpil. Yahu sen gırtlağına kadar harama batmışsın ya. KPSS sorularını bile vermişsin. Adamlarını haram yöntemlerle iktidar katmanlarına yermiştin. TRT'yi babanın çiftliği gibi kullanmışsın. Bankası üzerinden. Seni TRT'de yasaklar için yedin abi bir ara. Bütün bunları söylediğimiz için. Ben görmüyordum valla TRT'de. Bizi hedef alıyorlar. Seni çıkarıyorlar mıydı abi TRT'ye? Seni TRT'ye çıkarıyorlar mıydı? Yani uzun yıllar çıkarmadılar canım. Çıkarmadılar. Şamil Tayyar'ı falan çıkarmamışlar. Şamil Tayyar'ı beni kendi iktidarımız döneminde. Yani kendi genel müdürümüz. Ama bak, hala TRT'nin belirli programlarında ben mesela bazı kadın akademisyenler görüyorum. Hükümet her gün ya hakaret etmiyor, küfür etmiyor ama en sert eleştiren bilmem ne yapanlar hala orada program yapıyorlar. Ya ben o konuya girmeyeyim çünkü TRT hükümet ilişkisi, siyaset ilişkisine temeli bir konu. Hemen ertesi gün senin bu sözünü CHP'ler bunu farklı gündeme getirebilirler. Hükümetin borazanı olmadığına dair TRT'nin. Ya tabii ki yani ben şimdi hükümetin yani öyle bir şeyim olsa bu Ticaret Odası Başkanı'nı, diğer bazı yazar onu bunu niye eleştireyim? Şimdi ismini vermek istemiyorum o kadın profesörün. Ama ya bu Twitter'da neler yazıyor, orada burada neler şimdi yazıyor. Şimdi Cem sana hırsızlık da çok yönelik, Ersu'ya da bana da bir kısım arkadaşlarımıza paralel yapıyla mücadelede cesur davranan, gözü pek davranan. Canımızı okumadılar mı? Şimdi onların yaptıkları şey bu. Yani çünkü yakın çevremiz de bize telkinde bulunmaya başladılar. Ama bunlarla uğraşmayın. Size pislik bulaştırırlar. Çok affedersiniz. Amiyene tabirle konuşuyorum. İzleyicilerine 1000 kez özür diliyorum. Bu kelimeyi kullandığım için. Bir de geçmiş dönemi hatırlayınız. Ya kimse niye bunlarla uğraşmaya cesaret edemiyorlardı? Bu nedenle. Uğraşırsak başımıza ya kaset sararlar. Ya kelimeler üzerinden infaz ederler. Ya iftira atarlar. Ya yalan kolpuyla bizi itibarsızlaştırırlar. Bu haldeyken bile hala itibarsızlaştırabiliyorsa, yalan ve iftira üzerinden kelimelerle katliam yapabiliyorlarsa, iktidar oldukları o dönemi düşünsen sevgili Cem. Evet. Şimdi bizim gibi insanları susturabileceklerini zannediyorlar. Yani biz böyle vuralım, her Allah'ın günü Samanyolu Haber'de çok da zorumuza gidiyor, çok da umurumuzda sanıyorlar ki Allah, uykumuz gelmiyor. Bu haberler çıktığı zaman uykumuz gelmiyor. Biz onlara şunu söylüyoruz. Sizin dostluğunuzda mertlik görmedik. Düşmanlığınızda da mert beklemiyoruz. Mertlik beklemiyoruz. Söylediğimiz sözler üzerinden bizimle hesaplaşınız. Yüreğiniz yetiyorsa. Söylediklerimiz ortada. Siz de söylediklerimiz. Montaj yapmayın ya. Bir kelimeyi buradan, bir kelimeyi buradan. Yani içkiliyken namaza yaklaşmayınız diyorsunuz. Diyor ki, dedi ki namaza yaklaşmayınız. Bu ahlaksızlıktır. Bu basın özgürlüğü değildir. Bir. Bunu çok net söyleyeyim. Bir de bu Erdoğan fobikleri artık herkes görsün, anlasın. Yani sen övgüler yağdıracaksın. Star'ın baş yazarı olduğun zaman da, işte Star'da köşe yazarı olduğun zaman da, ne zaman oportunist, fırsatçı, başka nedenlerle kaydığın zaman, ama bir yandan da paralel yapının içinde olacak ya, onların yayın organlarında da yazacaksın. Hem oradan hem buradan nemalanacaksın. Ne diyorlar biliyor musun? Yeni moda. Ya biz değişmedik. AK Parti değiştiği için bizim tavrımız farklılaştı. Erdoğan değiştiği için. Nerede değiştik biz?
Demokrasiden ödün mü verdik? Kürt meselesini çözmede ödün mü verdik? Türkiye'nin demokrasinin çıtasını yükseltmede vallahi, geri mi kaldık? Yani ben hangi konuda ödün verdik? Avrupa yürüyüşümüzde bir aksama varmış. Avrupa Birliği konusunda Avrupa bize fasıl açmıyorsa, Türkiye'nin Avrupa girişini engellemek için her türlü manevraları yapıyorsa, daha senin Türkiye'nin şey safında mı durman gerekiyor? Bak Mehmet abi. Avrupa'nın safında Türkiye'ye düşmanlık ilgili, yapman mı gerekiyor? Sırrın Başyazı ile ilgili daha enteresan bir şey söyleyeyim size. Diyorsun ki yani Sırrın Başyazarlığı'nı yaptığı dönemler de iyiydi. O zaman da gene çıktığı kabuğu beğenmeyen sarı civciv misali. İyi değildi. Mesela bana şöyle dedi bir gün. Ya dedi, bu elimde bir gazete vardı. Gazete okurken yakalandım yanlışlıkla. De bu starın dedi bir başyazarı okunur, o da internetten okunur dedi yani. Düşün yani. Bir, o zaman ben geçmişte bizimkilere yönelik bir eleştiri yapayım Ersoy. Bir başyazarı okunur, o da internetten okunur Ersoy, dedi bu yani. Bu dönemi atlattık, onun için rahatlıkla bu eleştiri yapayım. Bir öz eleştiridir. Geçmişte bizimkilerde Frans Fanon'un tanımladığı siyah deri beyaz maske şeyi var ya. Kendimizi zenci kabul ettiğimiz için onlar da beyaz. Onlardan biri yanımızda durursa, başımızda durursa, başyazar olursa kendimizi meşrulaştıracağımıza inanıyorduk. Orada, çok şükür o dönem kapandı. Evet, bir de orada şey sıkıntısı var Mehmet o abi. O önemli yani. Şimdi bak, şimdi Tayyip Erdoğan dindar, Müslüman bir lider. Onlardan değil zaten yaşam olarak da, hal hareket olarak da. Zaten sıfır kompleks, ön yargısız böyle şey bir adam Erdoğan. Yani bizim normal Müslüman muhafazakar şeyinden de değil. Yani kompleksi yok adamın. Ya o yüzden özgüvenli olduğu için çok rahat konuşuyor. Yani bize ben kendimdeki bu özgüveni ondan alırım. Söyleyeyim bak çok açık. Adam sıfır kompleks. Şimdi bu yani Tayyip Bey şimdi Kürt sorununu çözüyor. İşte IMF ile anlaşmıyor. Ülke gelişiyor, büyüyor. Bu köprüleri yolları ben onu Mehmet abi söyler. AK Parti temsilcisi o. Onlara gerek bile yok. Şimdi bunu kim yapıyor? Müslüman bir lider yapıyor. Onlardan değil. Bir de onlara danışmadan kendi yapıyor bunları. Bir de Erdoğan gibi siyaset okuma becerileri yok. Erdoğan gibi dünyayı anlama şeyleri yok. Bunları yapıyor. Ve şimdi bunlar mesela bir şey söylüyorlar bugünlerde de yine böyle kıytırık internet sitelerinde orada burada bir şeyler söylüyor. Hiç gündem yani abinemiz bile yok. Bazen yanlışlıkla cevap veriyoruz mesela. Onları meşhur, onlar biraz gündeme geliyor. Ama Erdoğan şimdi şu kalemi şuradan şuraya koydum dese, bu kalemi aldım, buraya koydum. Bununla ilgili şimdi yüzlerce yazı yazıyorlar, sana yorum bir şey yapıyorlar. Söyleyeyim mi? Bu ne biliyor musun? İşte bu onlardaki aşağılık kompleks. Erdoğan öyle bir bunların kimyasını bozmuş ki bunlar o yüzden hani kafayı kırmışlar ya. Yani. Bakınız AK Parti liderliğini besleyen akıl o kadar güçlü, derin, donanımlı bir akıl ki hepsi kıskançlık duyuyorlar. Bakınız çok sayıda isim sayabilirim. Ya Ahmet Davutoğlu hocamız kalibresinde, dünya ölçeğinde kaç tane bilim adamı, siyasetçi gösterebilirsin ya? Yani yeryüzün her tarafını tarayan, derin radarları olan bir insan. Yani Afrika'nın balta girmemiş olay, ormanda bile bir olay olduğunda onun analizini yapabilecek. Çünkü orayı tanıyor, toprağını tanıyor, derin Anadolu'nun bir insanı. Kendi toprağının gerçekliğini biliyor, Orta Doğu'yu biliyor, dünyayı biliyor. Müthiş bir entelektüel. Ya bu işin siyasetin filozofisini yapabilecek kadar müthiş bir entelektüel. Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatmaya gerek yok. O başlı başına büyük bir liderlik. Şimdi parti içinde bu sözünü ettiğiniz liberal solcu geçinen bir dönemin çakma, böyle meşhur, kimsenin olmadığı dönemde. Bunlar kim, niye kıskanıyorlar biliyor musun? Gelenler bunları çoktan geçtiler. Türkiye'yi doğru okuyorlar, dünyayı dünya okuyorlar, evet. Türkiye'yi yönetiyorlar. Birkaç isim vereceğim. AK Parti'nin içinde çok sayıda böyle isim var. Böyle isimler veriyorsunuz mesela, arka arkaya ama onların hepsinin Profesör Doçent Doktor Yalçın Akdoğan. Evet Yalçın abi. Yani Yalçın arkadaşımızın kalibresinde kaç tane entelektüel siyasetçi gösterebilirsiniz ya? Ben yıllar yılı tanırım kendisini. Ben onu ölçebilecek şeyde kalibrede abi, olduğum için değil. Yok, ben bir şey ilave bir şey Efkan yapayım. Ala mesela Efkan, bakınız. Efkan Bey. Efkan Bey. Hakan Bey. Fidan ayarında. Tabii. Bakınız. Mesela Hakan Bey'in dün o büyükelçilere falan verdiği şeyde Suriye, ya bak, Irak'la ilgili. Üstadım. Bir şey şunu bitireyim abi çok özür diliyorum yani. Hakan Bey işte söylediği Efkan Bey, Yalçın abi yani abimiz olduğu için yakın tanıdığımız için şey. Şimdi bunlar bir şey söylüyor. Bunların hepsinin bir fikri var bu ülke hakkında. Yani paralel yapı hakkında, dış politika, Suriye, Mısır, Amerika. Şimdi bunu beğenmeyenler, örneğin AK Parti'yi beğenmeyen ya da siz ne söylüyorsunuz? Mesela AK Parti diyor ki ben dış politikada bunu diyorum. Senin önerin ne? Bu Batı'nın
Böyle Yaman'ma dışında Hatem Ete ne diyor onun danışmanı? Hatem Ete var, Taha Özhan var. Taha Özhan çok bir sürü. Var. Fahrettin Altun var, şey var. Emin ol ki Orta Doğu'yu o kadar iyi anlıyorlar ki. İşte yok. Mesela bunlar böyle söylüyor. İç dış politika. Mesela Mehmet Şimşek bakanımız bilmem ne. Şimdi geçen gün bir tane yazar Mehmet Şimşek diyor ki işte diyor o bu hükümet diyor başarısını Kemal Derviş'in diyor şeyini uyguladığı için başarılı oldu. Mehmet Şimşek de ona dedi ki peki bundan önceki 16 tane başarısı olan IMF paketini neyle açıklayacaksın dedi. Onlar da öyle. Bu böyle kabullenememe şeyi var. Şimdi bu hükümet bir şey yapıyor. Diyelim ki beğenmiyorsun. Senin fikrin ne? Yok sen ki. Ne diyorsun dış politika konusunda? Sen ne diyorsun terör? Hiçbir şey yok. Doğuda savaşılsın, içeride savaşılsın, oradan posta konulsun. Böyle mi yapacaksın yani? Hiçbir fikrin de yok. Yani itiraz ediyorsun, fikir de koymuyorsun. Ondan sonra diyorsun ki benim itibarım niye yok? Niye benim dediğim çıkmadı? Ya 30 Mart seçimlerinden AK Parti'nin kazanamayacağını öngörüyorsun. 10 Ağustos seçimlerini Erdoğan'ın kazanacağını öngöremiyorsan git bu ülkede yani. Bu ülkede yaşamanın bir anlamı yok senin. Sıkıntı var. O zaman kafanda bir sıkıntı var şimdi senin yani. Şimdi Nilüfer Gül'e örneğini verdin. Nilüfer Gül'e gibi yani. Hani anlayamıyorsun demek. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Şimdi bu demokrasi kahramanı Nilüfer Nazlıcak ne yazdı bombalar patladığında? Terörü kınadı mı? Dediği şey şu oldu. İyi polisleri, yetişmiş polisleri, yani paralelci aldınız. Polisleri kastediyor. İçeri aldınız. Terör bunlar izleyecek oldu. Kimse kalmadı. Bundan diyor. Sonra da bombalar patlamaya devam edecek. Bu nasıl bir aydın bakışıdır değil mi? Şimdi burada bir cümleyle toplantı kapatacağımız için bakınız. İsrail terör devletinin politikalarından dolayı acımasızca Müslüman katleden politikalarına rağmen biz nasıl ki antisemitizmi yani topyekün Yahudi düşmanlığını reddediyorsak, böyle bir tuzağa düşmüyorsak velev ki IŞİD yapmış olsun, El-Kaide yapmış olsun veya başka bir örgüt yani dini aidiyeti İslam'la tariflenen bir grup yapmış olsun. Bu grubun terörist eylemleri üzerinden de İslamofobiyi besleyen her anlayış insanlık suçudur, barbarlıktır. Evet. Yani antisemitizm gibi İslamofobiya da, bunun yanına ben Erdoğan fobiyayı da ekliyorum, insanlık suçudur, kültürel barbarlıktır. Bu tuzağa da herkesin dikkatini çekiyor. Bu Erdoğan fobiya yabancı devletlerde, devlet adamlarında da var mı yoksa iç politik bir? Çünkü Erdoğan'ın özgüveni var. Erdoğan Türkiye kazandırdığı özgüven, iç şey liderlik. Yani. Tabii. Zaten gezi süreci Erdoğan hükümetin, Erdoğan'ı siyasetten uzaklaştırmak. AK Partisiz bir Erdoğan. Onlar iç olaylar değil. Bak sen söyle mi yani. Bak. Tabanımız da iyi dinlesin bunu. Bütün mesele Erdoğan'lıydı. Bütün hesaplaşma AK Parti ile değil. Erdoğan'ın AK Parti'nin başından götürülmesi, AK Parti'nin de içeriden fethedilmesi. AK Parti'nin içeriden fethedilmesi Davutoğlu'nun genel başkanlığa çok derin bir öngörüyle hem parti tabanımızın hem liderimizin, Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın derin öngörüsüyle boşa çıkartıldı. Ama hala paralel yapının içimize sızarak 2015 seçimlerinde kendilerini gizleyerek parlamento grubuna yeni tuzluklar sokma şeyi de var. Biz bunun farkındayız. Merak etmesinler. Hala bu şeyler var ama. Çalışıyor yani. Tabii. Çalışıyor. AK Parti'nin içine girip sureti haktan görünen telkinler. Ya işte yolsuzluk konusunda duyarlı olalım. Sanki AK Parti'de yolsuzluk konusunda duyarlı olmayan insanlar varmış gibi. Aklansınlar da gelsinler. Aklansınlar. Neyi aklanıp gelsinler ya? Aklansınlar da gelsinler. Lobisi mahkeme güzel zaten. Yani. Ben burada bir şey söyleyeyim. Ya, bu paralel yapı dedik de. Ben o şey vardı bende. Bir üniversitelerde... Şu aklanıp gelsinlere ben unutmadan tamam. Şey yapayım bakınız. CHP, MHP ne diyor? Bizden birilerinin hakkında en ufak bir şaibe olsaydı. Velev ki birinci derece mahkemelerde aklanmış olsalar bile Yüce Divan'a gönderirdik aklanıp gelsinler diye değil mi? Evet. Bu sıralar televizyonda söylemiyorlar mı? 2011'in sonu Aralık'ta... Koray Aydın hakkında DSP yani CHP'nin selefi olan partiyle MHP ANAP iktidardalar. 2001'in. Koray Aydın hakkında Meclis Soruşturma Komisyonu kuruluyor. Evet. Güzel. 2002'de Meclis Soruşturma Komisyonu şeyi tamamlıyor. Çalışmasını. Raporunu tamamlıyor. Rapor ne çıkıyor? Gönderilmiş. 12 oyla DSP, ANAP, MHP üyelerinin oylarıyla hayır gönderilmemesi. Gönderilmiyor. Genel gönderilmemesi. Genel kuruldan çıktı o. Şimdi genel kurula geliyor. Genel kurulda 276 divana göndermesi için gerekli olan 276 sayısı bulunmadığı için Koray Aydın genel şeye gönderilmiyor. Ve başkan bunu Yüce Divan'a gönderilmeme kararını açıkladığı zaman DSP ve
özellikle de MHP grubundan alkışlar geliyor. Şimdi MHP'li arkadaşlar, bazı milletvekili arkadaşları, Doğan Medya grubu dahil olmak üzere, CNN başta olmak üzere, CNN bazı programları müdavimi oldular. Kanal kanal dolaşıp biz olsaydık, arkadaşlarımızdan biri hakkında böyle bir şaibe olsaydı Yüce Divan'a gönderilir. Utanın ya, yalan söylemeye gerek yok. Peki, son, siz Kuray Aydın'ı göndermediniz. Peki. Kim gönderdi? AK Parti iktidara geldikten sonra kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu gönderdi. Evet. Türkiye bu zorlukları, yani şimdi Avrupa'da bir sıkıntı, yani Paris şu an bir OHAL yaşıyor, bir sıkı yönetim altında. Bu önümüzdeki günlerde başka ne gibi olaylar olur ya da Fransa ne gibi politikalar değişikliğe gidecek mi, hiç bunları görmek lazım. Ama Türkiye bu tür zorlukları aşarca zaten güçlü olacak. Bir şey daha, çok mücadelesini verdik. Askeri casusluk davası İstanbul'da Yargıtay onaylamıştı. Bugün Anayasa Mahkemesi, hayret, 150 kere söyledik, bekliyordu. Olsun. Orada bir yeniden yargılama şeyi çıktı ve... Bu illüzyonlar, evet, Anayasa Mahkemesi konusundaki şeyi... bitirebilir. Ama şu var, orada bir sürü insan, yurt dışında firari olan, yani kaçıp giden demeyelim ama bu hukuksuzlukları gördükleri için giden askerler vardı. Geri dönecekler. Herkes için yeniden yargılama yönü çıktı. İçeridekiler çıkacak. Onların da hepsine buradan büyük geçmiş olsun. Peki. Biz bunun çok mücadelesini verdik. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Cem Küçük, Mehmet Metiner, sağ olasın. Ağzına sağlık, ayağınıza sağlık katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Diyor, saygıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden bir başka bıçak sırtında buluşuncaya dek hoşça kalın.